Evet, selam arkadaşlar. Şimdi Ender 3'ün bazı problemleri var. Bu problemleri dile getirmek istedim. Hepimizin bildiği gibi Ender 3'ün hotend'i tıkanıyor. Şimdi bunu göstereceğim. Nasıl değiştirilir? Ne şekilde yapılır? Çünkü çok problem yaşıyorlar. Yani bana günde belki 20 kere soruyorlar. İşte biz hotend'i temizledik ama hala akışkan düzgün olmuyor. Buna çözüm olarak neler yapacağız? Tıkanmanın sebepleri nelerdir? Ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar, birincisi teflon boru yerinden oynayabilir. Çünkü teflon boru ile nozzle birbirine yapışık, öpüşük olmalı. Eğer teflon boru biraz yerinden oynarsa, biraz çıkarsa o dar araya ne oluyor? Filament doluyor. Filament dolunca da filamentin ittirmesi, extruder'ın ittirmesi zor olur. Ve bu sefer ne oluyor? Filament az geliyor. Ondan sonra diyorlar ki işte katman katman çıkıyor. Birincisi teflon boru. İkincisi arkadaşlar, baskı aldınız. Baskı bitti, hemen kapattınız. Nozzle soğumadan, yani fanla otomatik ban kendisi soğutuyor ya, o soğutmayı yapmadan hemen arkadaşlar kapatıyorlar. Bunu kesinlikle yapmayın. Yani nozzle kendi kendine soğumasın, fanla soğusun. 40 dereceye, 35 dereceye düştüğü zaman kapatabilirsiniz makineyi. Baskıyı yaptınız. Baskıyı yaptıktan sonra işlem bitti. Birazcık filamenti geri çekin. Baskıya başlayacağınız zaman ilk baş hotend'i ısıtın. Filamenti biraz ittirin. Ondan sonra baskıya başlayın. Üçüncüsü ise arkadaşlar, mesela ABS bastın veya PETG bastın. Bundan sonra çıkarttın filamenti, bu filamenti koydun. Şimdi burada da bazı problemler var. Neden burada da problem var? PETG veya ABS 250 derecede eriyen bir malzeme. Ama siz hotend'i 200 dereceye getirdiniz. 200 derecede devamlı kullanıyorsunuz. Ne olacak? O uçtaki ABS çok fazla gitmeyecek. Ve orada, yani çünkü eriyemeyecek. 200 derecede eriyemiyor. Bundan dolayı da diğer filament, PLA filament gidemeyecek. Ne yapmanız lazım böyle bir şeyler içinde? Eğer ABS veya PETG kullandınız, ondan sonra PLA'ya geçtiniz. Ne yapacaksınız? 250-260 dereceye, 255 dereceye açacaksınız. Normal elinizle veya extruder'dan bir 30 milim falan yollayacaksınız. Ne olacak? Bu o sıcaklıkla hotend'in ucu tamamen tüm filament, yani ABS veya PETG ne varsa eski kırıntı, bunlar da çıkmış olacak. Ondan sonra yine başlattığınız zaman sıcaklık normal 200 dereceye döner. Şimdi bunları yaptık ama yine tıkandı. Neler yapacağız? Şimdi tıkanmaya yönelik birincisi arkadaşlar, 250 dereceye yine çıkarıyoruz. Filamentimizi geri çekiyoruz. 250 dereceye çıkarıyoruz sıcaklığı. Nozzle iğnesi var. Nozzle iğnesini nozzle'ın içine sokuyoruz. Yavaş yavaş ileri geri götürüyoruz. Ondan sonra hala 250 derecede ya. Ondan sonra filamenti yavaş yavaş ittiriyoruz. Bakıyorsunuz iğne zaten otomatikman aşağıya doğru iniyor. Ondan sonra bakın, tam altında tutmayın iğneyi. Çünkü üzerindeki filament, sıcak filament elinize damlayabilir. Onun için şöyle biraz kenardan tutun. Çektiğiniz zaman açılmış olacak. Bayağı bir sokun, açılacak. Yok öyle oldu, açıldı ama yine hala problem var. O zaman ne olacak? Teflon boruda. Teflon boruyu nasıl değiştireceğiz? Hemen onu göstereyim arkadaşlar. Nozzle'ı ısıtıyoruz. Ben 220 derece çıkarttım şu an. Hotend'in arkasından bir vida var. Vidayı söktüm. Ne yapacağız arkadaşlar? İlk olarak nozzle anahtarıyla nozzle'ımızı söktük. Nozzle'a dikkat edin, çok sıcaktır. Şuradan teflon boruyu ittirin. Şöyle yapalım, şunu da sökelim. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, teflon boruyu değiştirirseniz çok daha iyi olur. Ne kullanabilirsiniz bunun yerine? Şu kaprikonlardan kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, kaprikonlardan. Bu kaprikonlar, bu kaprikon gerçi de, bu kaprikonlar daha fazla sıcaklığa dayanıklı. Bundan dolayı çabuk erimiyor. Ama bunu kesinlikle ve kesinlikle düzgün kesmelisiniz. Eğer bu düzgün kesilmezse ne olacak? Yine
şu Nuzzle'la tam öpüşmeyecek. Arada ne olacak? Filament kalacak. Şimdi eğer bunu tekrar kullanırsanız, çok problem olacak. Neden? Bu ucu bakın gördüğünüz gibi plastik. Bu tam öpüşmeyecek. Onun için bunu kullanmayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz kutuda bir tane daha yeni var. Hemen yeniyi çıkaralım. Kapikonumuzu da kestik. Bakın şimdi pislik var mı? Vallahi tertemiz oldu. Bunu da 90 derece kestik. Tam 90 derece. Şimdi ne yapıyoruz? İlk baş nozzle'ımızı, dikkat edin eliniz yanmasın. Burada bir trik veya hile vereceğim. Bakın tam sıktım. Yarım tur gevşettim. Ondan sonra bunu çıkarttım. Şunu taktım. Bunu iyicene sıkalım. Evet. Bunun bir de kilidi var arkadaşlar. Şu kilidi takalım. Şimdi kaptikonu ittiriyorum. Tam nozzle'a değdi. Şimdi kilitli bu. Kilitli zaten. Ne oluyor şimdi? Nozzle'ı sıkıyorum. Ne oldu? Tam öpüştü. Evet. Bakın. Tam öpüştü. Deneme yapalım. Evet. Şu an güzel geliyor gibi. Kapağımızı kapatıyoruz. Evet. Hemen bir baskı alalım. Bir tıkanma sebebi de iyi soğutmaması. Yani fan iyi soğutmuyor. Filament eriyik daha yukarıda başlıyor erimeye. E ne oluyor? İçeride filament daha fazla sıkışıyor. Bundan dolayı neler yapmalıyız? Enderlerde mesela fanı aslında güzel soğutuyor. Ama bu gördüğünüz gibi barel bloğu var ya, barelin olduğu blok. Bloğu iki tane vida tutuyor. Sağa sola oynamasın diye. Ben genelde o vidalardan bir tanesini çıkartıyorum. Yani bloğa fazla sıcaklık gitmiyor. Çünkü iki vidanın verdiği sıcaklık farklı, bir vidanın verdiği sıcaklık farklı. Onun için tek vidayla sıcaklığı azaltıyorum. Bu sefer ne oluyor? Blok daha soğuk kalıyor. Ve fan yeterince soğutuyor. Tıkanmaların belli bir sebeplerinden birisi de bu.